Bizden x ile y arasındaki orantı sabitinin 0,6 olduğunu gösteren tabloyu bulmamızı istiyorlar. Hadi bakalım, hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize siz çözmeye çalışın. Küçük bir hatırlatma yapmamı isterseniz, x ile y arasındaki orantı sabitinin y eşittir bir sabit çarpı bir x. Evet, bu eşitliği sağlayan sabit sayı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu, y ile x'in orantılı olduğu anlamına gelir ve buradaki sabit sayıya da orantı sabiti adı verilir. Bu sabitin 0,6 olması demek ya da tablolardan hangisindeki orantı sabitinin 0,6 olduğunu bulmak demek, o tablodaki tüm x ve y çiftleri için y eşit eşittir 0,6 çarpı x eşitliğinin sağlanması anlamına gelir. O zaman seçenekleri inceleyelim. 7, 0,6 çarpı 4'e eşit midir? Hayır, 7 4'ten büyüktür ve 4 ile 0,6'yı çarparsak 2,4 elde ederiz. Bu yüzden bu tabloyu eliyorum. Aslına bakarsanız bu tablodaki x ve y değerlerinin orantılı bile olmadıklarını söyleyebilirim. Örneğin x'i e, bunun için 7 bölü 4. Evet bunun için 10 bölü 6 yani 5 bölü 3 ile. Bunun içinde 13 bölü 8 ile çarpmamız gerekiyor. Çarptığımız sabitin aynı olmadığını siz de fark ettiniz değil mi? Bu orantılı bir ilişki bile değil. Peki, B seçeneğine gelecek olursak, 4'ten 2,4'e geçmek için 0,6 ile çarparız. Bunun orantılı bir ilişki olduğunu söylemek için bu yeterli değil tabii. devam edelim. 9 çarpı 0,6, evet 5,4. 9 çarpı 6 54 eder ama 6 yerine 0,6 ile çarptığımızdan sonuç 5,4 olacaktır. Devam 14 çarpı 6 84 eder 0,6 ile çarpınca da 8,4. Doğru seçenek bu olmalı ama bunun doğru olmadığından da emin olmak istiyorum. 3'ten 2'ye geçmek için 2 bölü 3 ile çarparız. Burada da 2 bölü 3 ile çarpıyoruz ve Burada da 2 bölü 3 ile çarparız ama bu orantılı bir ilişki olmasına rağmen orantı sabiti 0,6'ya eşit değil. 2 bölü 3 0,6666 şeklinde sonsuza kadar devam eden sayıya eşittir. Evet buradaki sabit aradığımız sabit olmadığına göre B seçeneği doğrudur.